Episod Dergi sunar. Yasemin Şefik'le Mevzu Aşk. Efendim Mevzu Aşk'tan herkese merhaba. Tanıtmama gerek yok, Fırat Tanış. Ama bir tanış olalım derseniz. Her şeyden önce ben aslında oyunla başlamak istiyorum. 500. bölüm geliyor. 500. bölüm, evet. UNICEF'e gidecek. Evet. Bu, daha bu sabah okuduğum haber. Bugün de sizinle karşılaşacağımızı evet. Az çok böyle biliyordum ve dedim harika bir güne denk geldi. Eyvallah. 500 oyun özel bir tiyatro hikayesi. Evet. 500 oyun özel bir tiyatro hikayesi. Galiba artık Türkiye'de biraz zor. Bayağı bir Don Kişotluk gibi bir şey yani değil mi? Hem biraz öyle de denebilir. Bir de lafı sözü bitmedi. Bitmiyor hiç da. Hiç bitmiyor. Bitmeyecek de. Hiçbir zaman da bitmemiş zaten. Hep bize şey diyorlardı. Yani nedir kardeşim, ne öneriyorsunuz? Yani insanlara herkes derviş mi olsun? Bir yani nedir sizin buradaki gelin tanış olanındaki maksadınız? Yani demek ki 700 yıl önceki Anadolu ile şimdiki Anadolu arasında ilginç bir demografik benzerlik söz konusu ki o zaman da zaten birileri yani gelin ya insanlar birbiriyle tanışmaya, birbiriyle empati kurmaya bu kadar teşne olmuş olsalar da o zaman da zaten birileri de böyle bir davette bulunmazdı. Aynen. Yani herkes bir yere gitmeye şey olsaydı, gönüllü olsaydı ne olursan ol gel diyen birisi çıkmazdı. Demek ki o zaman da bugünkü gibi böyle biraz polarize olmuş bir şey var, ortam vardı. Anadolu'da diyelim. Bu çağrı biraz bunu gerektirdi. Bu oyun da aslında seyircisine baktığımız zaman da öyle. Çok enteresan. Yani böyle beş benzemez. Yani salona ilk girdiği zaman bence seyirci ya bunların burada ne işi var diye düşünüyordum yani birbirlerini görüp. Evet evet. Ama öyle çıkmıyorlar dışarıya. İşte zaten oradaki hikaye evet. O. Yani evet. Finalde askerimizin hayali galiba. Evet. Öyle yani, çıkmıyorlar dışarı. Of. Böyle. Böyle bir oyun. Yazıyoruz, çiziyoruz, oynuyoruz, gösteriyoruz. Bir sürü proje hepsi arka arkaya. Evet. Biz öyle görüyoruz tabii yayınlanma süreleriyle. Şimdi bir de aşk mevsimi geliyor. Evet, aşk mevsimi geliyor. Bu oyun devam ederken bir taraftan set bunlar nasıl aynı zamanda yürüyebiliyor? Ya bunlar aynı zamanda yürüyebiliyor. Daha yoğun ve daha sıkışık olduğu zamanlar da oldu. Bir kere sahnede olmak, tiyatro yapmak son derece dinlendirici bir şey. Yani oradaki zamanda böyle bir yorgunluk hissi oluşmuyor. Oradaki adrenalin bambaşka bir şey zaten. Adrenalin tabii ki bambaşka bir şey ama set oranın çalışma koşullarına göre daha yorucu aslında açıkçası. Yani tiyatronun da kendine göre yorgunluğu var ama setteki gibi bir durum değil. Yani sette hiçbir şey yapmadan yorulmanız daha daha olası, çok daha mümkün yani. Bir şey. Evet, evet. Ama evet. Tiyatro salonunda öyle değil. Orada sürekli aktif yorgunuz. Evet. Ama o da hissedilmeyen bir yorgunluk. O da hissedilmeyen bir yorgunluk. Evet. Peki Murat Şeker mi aradı sizi? Evet, onlar aradılar. Ne dedi? Hepimiz yani arıyor tek tek. Şöyle oldu. Aslında Gözde aradı. Menajerim aradı. Böyle bir senaryo var. Kim çekecek dedim yani. Dedi ki Murat Şeker. Gerçekten mi? Yani çünkü onun janrasının, evet. Onun anladığım kadarıyla henüz izlemedim ama plastik anlayışının, onun ekip anlayışının, çünkü biraz şeye benzetiyorum. Böyle kumpanya film. Biraz Sugarworks. Evet. Yani böyle nasıl diyelim, o Ertem Eğilmezler, o şey Arzu film, evet, tayfası aile gibi. Şeyleri, biraz böyle o kumpanyanın içinde o çalışma alışkanlığı oluşmuş insanlarla beraber çalışmaktan şey. Bir de bir türü var onun tabii, bir janesi evet. Vardı. Ama dedim ilginç, enteresan. Yani kadın erkek dünyası üstüne de bir şey, hikaye. Neden olmasın dedim. Hiç çalışmamıştım Murat'la. Biraz bunun da çok etkisi var. Yani biraz tanımak da, merak da yapıyor. Merak. Ama sizin o tanıma hikayesi hep bir yerden geliyor zaten. Evet, bir yerlerden geliyor. Uzun zamandır sinemada aşk izlemiyoruz. Çok böyle evet. Kopuk kopuk. Yani ya çok komedi var ya çok aksiyon var, işler var. İnanmıyoruz galiba aşka. Ya evet, oraya gelecektim. Çünkü sizin bu 500 oyunun hikayesi de aslında insan tanımak da bir aşkla alakalı. Bir evet. Şey. Aşk illaki birine aşık olmakla ilgili bir duygu değil. Ana teması bu ama biz aşka inanmıyor muyuz kısmı var. Evet, bir de biz aşka inandıramıyor muyuz? İnanmıyoruz.
Yani inanmıyor olduğumuz için de inandıramıyoruzdur. Yani böyle şeyler biraz böyle nasıl diyeceğim, biraz ağzıma geldiği gibi de söylemek de istemiyorum. Kendimi sansürlemek de istemiyorum ama biraz böyle yani tabu da değil de yani biraz kendimizi mi kapatıyoruz? Aşk biraz böyle kadınsı bir şey hissiyat oluşturuyor olabilir. Yani böyle hemen böyle bir ne işimiz olacak kardeşim? Yani biz öyle kimsenin merdiveninde yatmayız, sabahlamayız. Hani kimsenin kapılarında yani durmayız. Kendimizi harap edecek insanlar değiliz biz falan gibi. Böyle bir nasıl diyeceğim? Olgu diyelim mi? Böyle bir şey kapatmak. Yani çok erkekçe. Çok evet, erkeklikle ilgili evet. Şey ama bir şey söylediğim. Yani biraz oralarda böyle bir tabu, ondan bahsetmenin yeri mi kardeşim şimdi gibi bir şeymiş. O kadar dert varken aşka mı sıra gelecek gibi geldi kardeşim. Ama mesela şeye bakıyorum, dünyaya dizi veren bir memleketiz. Hı-hı. Ve çok iyi projelerimiz var. Hı-hı. Hepimizin de hı-hı bildiği işler. Ki içinde siz de varsınız. Biz aşk satıyoruz da. Aşk satar. Çünkü aşk satar evet. Aşk satar. Aşk satar. Çünkü kadın erkek ilişkisi çok şey. Merak edilen bir şey. İşte yani 10 bin yıldır şunu konuşuyor, şunu tartışıyor insan aslında. Ne yiyeceğiz, nerede yiyeceğiz, kimle yiyeceğiz? Çok iyi. Değil mi? Yani evet, evet. Öznesiz olmuyor. Başka ne? Evet. Yani bunun içinde her şey var. Bunun içinde kadın erkek ilişkisi var, sermaye var, tüketim var. Yani şu üç sorunun içinde hepsi gayet güzel serpiştirilmiş vaziyette. O yüzden satar yani. Hep satar. Evet ama aşka da ihtiyacımız var. Şu anda bu film vizyona girdiğinde de o duyguyu alacağımızı düşünüyorum. Evet. 2000'lerin başında bırakıldı bu işler. Evet. Romantik aşk filmleri gitti bir eski Türkiye. Eski Türkiye. Amerika'da da hikaye böyle. Orada evet da çok var. Pompalanıyordu sürekli. Evet. Aşk böyle yaşadı. Öğretiliyordu bir şekilde bize. Yani ne bileyim ben mesela aşk acısı çekti dondurma yemem gerektiğini filmlerden öğrendim. Yememem gerektiğini. Öyle mi? Şişiyorum abi böyle bir şey olabilir. İyiymiş. Ya bu da ayrı bir tüketiş. Yine sermaye piyasasına evet doğru gitti iş. Of peki şarkılar? Şarkılar var evde ufak tefek kendi halimde yaptığım böyle bir şey. Çok ben besteci değilim. Yani daha doğrusu oturup da böyle duvar mesaisi yapıp da besteler üreten birisi değilim. Ama gelince topa hop vuruyorum yani orayı da kaçırmıyorum. Böyle. Tabii bizim müzikal çok besliyor beni. Yani oyun çok besliyor. Evet. Orada zaten çok müzikle iç içeyiz. O da çağrışımı zaten her şekilde evet getiriyor. Evet. Evet. Sıcak çünkü olan evet bir şey. Ay ne güzel. O zaman Fırat tanıştık. Yeter bize. Şimdi estağfurullah. Daha çok yapacağız. Görüşürüz. Okay, görüşmek üzere. Bay bay.